yapacağız? Ben böyle saklanacak mıyım ha? Yakıtımı nasıl açıklayacaksın insanlara? Senin ne işin var burada? Ben sana demedim ortalıkta gözükmeyeceksin diye. Ağzını bile açmayacaksın Yasemin. Sakın bak, babam bile bilmeyecek kızın olduğunu. Sakın. Utanıyorsun değil mi? Aptal durumuna düşmemek için söylemeyeceksin kimse. Sen. Sen. Ne cesaretli. Baba bir dakika, bir dakika baba. Senin ne işin var benim evimde? Ne işin var? Hoş geldin Zeymur Bey. Ne demek ben getirdim Gökhan, ne demek? Baba ben sana bunu sabah anlatacaktım ama... Anlatacak bir şey yok. Bu kadın derhal benim evimi terk edecek. Derhal, o kadar. Ben zaten Yasemin'i çiftliğe götüreceğim baba. Öf! Hazım Bey, bence siz biraz daha düşünün. Hatta Gökhan aradan çekilsin, biz ikimiz konuşalım. Yani sonuçta Gökhan olmadan biz birbirimizi daha iyi anlarız. Bence. Biz olsaydın keşke ya. Duramıyorum ben. Duramıyorum, ben bu odada duramıyorum. Yaparsın bize bunu Yasemin. Dur dur dur, hareket etme. Dur dur dur, şu tansiyonu bırak, ölçelim. Bırak. Gebesin sen, yapma. Çıkart, gideceğim ben. Bırak. Dur Ece. Bırak, gideceğim. Dur Ece. Bırak, hesabını verecek adama. Yine bu kadınla muhatap ettin ya. Ne muhatap, ne oluyor baba? Siz neyi mi ayırıyorsunuz aranızda, ben anlamadım ki. Hazım Egemen'le görüşmemiz gerekiyor. Buyurun, bir sorun mu var? Hanımefendi eşi olur. Üzgünüm hanımefendi. Sinan Egemen. Daha kapat artık şu şeyi. Uçaktayız. Of, daha kalkmadık anne. Bence sizin asabi tansiyonunuz fırlamış Hazım Bey. Yani çünkü ben bu cesur tavra başka bir anlam veremiyorum. Seni acil. Baba ne oluyor size? Siz ne ima ediyorsunuz ya? Gökhan, hem cüret ediyorsun bu kadını buraya getirmeye, bir de bana hesap mı soruyorsun? İsterseniz Gökhan'ın sorusunu ben cevaplayayım, yani size yük olacaksa. Yasemin. Ben seninle ne zaman, nerede, ne konuşacağımı gayet iyi biliyorum. Hazım. Ece bir saniye, özel bir şey konuşuyoruz. Hazım. Özel bir şey konuşuyoruz dedim Ece. Sinan. Sinan mı? Ne oldu? Ne olmuş Sinan'a? Ne oldu Sinan'a? Sinan geldi mi? Ben çok üzgünüm. Niye üzgünsün? Ne oldu söylesene. Çok... çok kötü bir kaza olmuş. Ne? Sinan mı? Sinan. Polis. Sinan. Sinan. Oğlum. Polisler nerede polis? Oğlum.
Azim Bey, kolunu Sinan. Maalesef çok. Eminim bak, eminim bak, hiçbir şey olmayacak, tamam, hiçbir şey olmayacak. Hepsi geçecek, hepsi geçecek. Sinan iyileşecek bak, güven bana. Sinan iyileşecek Kazım. Nefes al, nefes al sen. Sen sadece nefes al, tamam mı? Lütfen nefes al Kazım, lütfen nefes al. Aç camı, Sinan iyileşecek, inan bana. Güven bana bak, hiçbir şey olmayacak Kazım, eminim. Eminim Kazım bak, hiçbir şey olmayacak. Sen nefes al. Bir şey olmayacak. Eminim bak. Eminim bak. Hiçbir şey olmayacak Kazım. Tamam mı? Sinan iyileşecek. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek Kazım. Sen nefes al. Hastanın durumu nedir? Yolda kalbi. Elektroşokla tekrar nabız aldı. Şu an nabız zayıf. Kardiyak atak. İç kanaması yoğun. Beyin kanaması olabilir. Acilen ameliyathaneye hazırlayın. Çabuk. Sakin olun. Kazım Bey. Oğlum nerede? Kazım Bey, ben hastane başhekimi. Oğlum nerede diyorum size? Oğlum benim. Sinan Bey ameliyatta şu anda. Bakın. Ameliyatta mı? Ha, yaşıyor işte. Kazım yaşıyor. Ameliyatta mı? Kalbi dur dediler bize. Demek ki yaşıyormuş baba. Oğlum nerede? Doktorlarımız şu an yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Siz sakin olun Kazım Bey. Ben kendi gözlerimle görmek istiyorum oğlumu. Onu kendim görmek istiyorum. Nerede oğlumu görmek istiyorum. Açın kapıyı. Yapma, yapma. Açın baba. Kapıyı diyorum size. Baba yapılmaz öyle. Ameliyathane burası baba. Oğlumu görmek istiyorum ben. Bırakın lütfen oğlum. Ameliyathaneye giremezsiniz. Mümkün ben oğluma ne yaptığınızı görmek istiyorum. Baba. Kendim görmek baba. İstiyorum. Baba. Lütfen baba, lütfen. Rica ediyorum. Tamam, açın tamam, kapıyı. Tamam, ne olur açın. Baba. Lütfen baba, lütfen. Lütfen tamam, girin siz içeri. Tamam, tamam, siz geçin içeri. Lütfen, lütfen baba, lütfen. İstiyorum. Lütfen burası ameliyathane. Lütfen kendine gel baba. Sinan, baba. Oğlum ben buradayım. Sinan. Lütfen. Tamam baba, tamam, lütfen. Sinan buradayım ben seni. Baba, seni bekliyorum. Sinan. Sinan. Oğlum. Oğlumu görmek istiyorum. Sinan. Oğlumu görmek istiyorum ben. Oğlum. Oğlum. Oğlumu görmek istiyorum. Lütfen yaklaşmayın lütfen. Arkadaşlar.
kalbim durmuş diyorlar Yasemin. Allah'ım, gencecik çocuktu. Nermin. Hadi git şu kapıya bak, orada saçmalı. Hadi. Selin nerede? Sinan nerede? Geldin mi buraya? Ne bakıyorsun öyle ya? Bir şey söylesene. Ne diyeyim ki ben şimdi size? Ne oluyor ya? Senin ne işin var burada? İnan bana, benden daha büyük bir derdim var hayatım. Ne oluyor ya? Ne oluyor, bir şey söylesenize. Narin! Git şu doktor kızı çağır. Ne oluyor, bir şey söyleyin. Nermin, gir şunun koluna. Ya siz delirdiniz mi ya? Bir şey söylesenize. Derin bir nefes al hayatım. Anasının kuzusu gitti. Gitti. Hazret Hanım, nereye gidiyoruz? Hala söylemediniz. Kuzum, bana da bırakıp nereye gitti? Telefonu salıyor. İşte abla desene, ablan yok artık. Ablan gitti. Efendim kızım. Hangi hastanede? Açıklaması kardeşim ya. Siz benim kardeşim ameliyatta, sen ne açıklaması bekliyorsun benden ya? Yok açıklama falan yapmıyorum. Hazım Bey, ameliyat uzun sürecek. Sizi açtığımız odada bekletsek sağlığınız açısından. Ben buradayım. Oğlum içeride ve ben oğlumu burada bekliyorum. Takibi yapan doktor arkadaşla da görüştüm. Kalp probleminiz için hafif bir sakinleştirici versek bu süreci daha kolay atlatırız. Doktor bey, benim oğlum içeride yaşam mücadelesi veriyorum. Ben sakinleşemem. Sakinleştirici falan da istemiyorum. Tamam. İstemiyorum. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz hallederiz. Peki o zaman. Geçmiş olsun. Hazım. Hazım, hiç değilse bir su iç lütfen. Bir su iç. Kızım. Yavrum nasıl? Nasıl durumu? Hazım Bey, Hazım Bey nasıl? Bekliyoruz anne. Allah'ım. Allah'ım çok gençti ya da. Allah. Durum nasıl? İçeride bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz ya Rabbim, inşallah. Ah çok gençti.
Baba. Baba. Dur. Sinan. Bu Sinan nasıl? Sinan nasıl? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Abi. 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 Geri gelmeyecek ablam. Ablam nerede anne? Yağız Bey buyurun. Yağız Bey içeri geçelim. İçeri geçelim. Pardon, kaçıncı kattalar? Nerede? İçeri geçelim Yağız Bey. Siz içeri geçin. Demek gitti anne ya. Gitti kızım işte yetişemedim. Kandırmış bizi ablam. Ablan gitti artık. Demek bizi bırakıp Almanya'ya gitti. Gitti. Bizi yalnız bıraktı Almanya'ya gitti. Nasıl gider anne ya? Nasıl gider? Diyorlar. Bizim spa. Kaburgalarında bile. Bana cevap ver Yaz. Kardeşlik bu kadar mı? Ben sadece abi değilim. Senin kadar, Sinan kadar insanım ben, insan. Abilikten başka dertleri olan, duyguları olan bir insanım baba ben. Evet, dün gece Sinan'ın peşinden gitmedim. Çünkü yoruldum artık. Sinan'ın peşinden gitmekten yoruldum. Gel. Oh, çok şükür ya Rabbim. Yaz olmak istiyorum ben. Tek bir gün baba. Kendim olmak istiyorum ben. Tamam gel.
Hadi gel gidelim. Hadi çocuğum gel. Bir yüzünü yıkayalım. Hadi gel. Yürü. Hadi yürü. Karışma sen, karışma. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al, tamam. Tamam, nefes al. Ya ne olacaktı? Dedim ben sana, değil mi? Sana dedim ama anlatamadım kendimi. Bu içeride can çekişen kim? Adamın kendi kanı, canı, ciğerinin bir parçası. Öteki kim? Kim o tokadı yiyen? Kalpten de olsa kendi kanından değil. O Mehmet'e yaz da dese, elin oğlunu bağrına da bassa oğlum diye, kızım insanoğlu bu, çiğ süt emmiştir. Canı kendi canına yanar. Canını yakanın da canını yakar. Bu kadar. Tansiyonunuz biraz yüksek görünüyor Azim Bey. Sizi biraz daha dinlendirmemiz gerekebilir. Daha sonra bir tane de serum takarız. Geçmiş olsun. Kazım, lütfen Yağız'la konuş. Bak o tokat onu acıttığı kadar seni de acıttı. Lütfen. Sizin baba oğul şu anda birbirinize ihtiyacınız var. Peşinden gitmedi. Onun o halde olduğunu bile bile onun peşinden gitmedi. Onu yalnız bıraktı. O kıza, kardeşinin bir hayat kurmak istediği kıza hissettikleri yetmezmiş gibi... ...kardeşi arabasını ölüme sürerken... ...o kardeşini yalnız bıraktı. Seni ilgilendirmiyor. Tamam. Ya sus. Ya da defol git. Babam üzüntüden, sarsıntıdan ne yaptığını farkında değil. Yoksa niye vursun? Geleceğim.
Ağlama kızım. Hadi ağlama, sil gözyaşları. Hadi. Hadi artık topla kendini anneciğim. Hadi. Bak ben senin arkandan ağlarken bir musibetle o uçaktan ineceğim varmış, gördün mü? Bak kısmet değilmiş gitmek. Hadi topla kendini artık, tamam. Hadi. Bu papatyalar nereden çıktı? Kız sana diyorum, papatyalar nereden çıktı diyorum. Nereden buldun bunları? Kimle geldin kız sen buraya? Ha? O şey yoktu burada. O cam göz. Seni gördüm. Bir baktım o da burada. Ben buraya kimseye hesap vermeye gelmedim. Ben buraya vicdanım için, Sinan'ı merak ettiğim için, Yağız'ı yalnız bırakmamak için geldim. Deli deli konuşma kız. Bir tokat daha mı yedireceksin adama? O adam o tokadı atmayacaktı anne. Hasan. Hasan sen buraya Sinan için geldin. Tamam mı? O uçaktan da Sinan için indi. Bu kadar. Sinan için yüreğim ağzımda. Burnu kanasın istemezdim. Ama beni daha fazla zorlama anne. Ben buraya niye geldiğimi çok iyi biliyorum. Kız ne oldu sana? Ha? Ne oldu sana? Dün böyle değildin sen. Ne oldu o tokattan sonra? Ne oldu sana? O adam o tokadı atmayacaktı. Onun gözüne ateş düştü. Bahçede konuşalım. Defol git şuradan. Defol. İtiraf edeceğim. Adamın ailesi. Hepsini kaybedeceksin. Sonsuza kadar. Hiçbiri seni affetmeyecek. Asıl ben kendimi affetmeyeceğim. Hiçbir zaman affetmeyeceğim. Nil. Nil. Bak. Beni dinle.
Bu insanlar acı çekiyorlar, tamam mı? Tıpkı senin gibi. Bak, bunun altından kalkamayacaksın. Ne sen, ne de ben. O yüzden sakin olmak, kendine hakim olmak zorundasın. Kimse hiçbir şey bilmiyor, tamam mı? Hasan zaten kaydı unuttu gitti. Ne her ne olduysa bizden başka herkes Hazan'ın terk ettiği için olduğunu sanıyor. Bunu bozmayacaksın. Tamam mı? Yüzüğü attın diye kabak şimdi senin başına patlayacak. Çok göz önünde olmamaya bak artık. Ortalıkta dolaşma. Hele Hazan Bey'in gözüne hiç girme. Hazan yüzünden oldu. Benim yüzümden değil, Hazan yüzünden oldu. Evet. Hazan yüzünden oldu. Başka şansımız yok. Hazan yüzünden oldu. Sakın ilişme. Duydun mu beni? Sakın ilişme. Gel gel. Sakın ilişme Hazan. Olacak. Merak etme. O iyi olacak. Senin yüzünden. Bana bak. Senin yüzünden bu halde. Sinan şu an bu haldeyse sırf sen o yüzüğü attın diye. Duydun mu beni? Senin yüzünden. Eğer Sinan ölürse senin yüzünden ölmüş olacak. Eğer Sinan'a bir şey olursa sensin katili. Ne? Neye gülüyorum biliyor musun? Bu gece benim abim olmana gülüyorum. Bu gece kardeş olmamıza gülüyorum. Sinan'ın bana güldüğü gece. Keşke bırakmasaydık onu. Keşke gitmesine izin vermeseydik. Durduramadım. Thank you.
bozuldu da benim. Aklıma şey geldi. Fazilet Hanım ve kızlarının hayatımıza girdiği gün. Biz bu anı daha önce de yaşamıştık. Ama o zaman Hazan da ameliyattaydı değil mi? Nereden nereye? Hazancığım, papatyalar çok güzel. Sinan için mi? Yasemin, sesini kessene sen. Hastamızı birazdan yoğun bakıma alacağız. Önümüzdeki birkaç saat çok önemli. İç kanamayı durdurduk. Beyindeki kanamayı kontrol altına aldık. Ama kardiyak ataklar devam ediyor. Önceliğimiz birkaç saati atlatabilmek Kazım Bey. Biz tıbbın yapabileceği her şeyi yaptık. Şimdi dua edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Hala bir haber yok mu? Yok bir haber. Kaç defa söyledim sana ama. Sen bu ilacı iç. İlaç milaç istemez demedim ben sana. Bak bu uyku ilacı. Kaç gündür ne kendin uyuyorsun ne de bizi uyutuyorsun. Hastalanacaksın. İyi tamam. Ver o ilacı. Ne yazıyor içinde? Hani ne malum bu ilacın içindeki bir şeyin bana dokunmayacağı, beni zehirlemeyeceğiniz ne malum? Tamam. İlacı getirdin. Bir de su getir o zaman. İçeyim bari.
Çok uykum geldi. Zor demledim çayı ama için için, içiniz ısınsın. Bak bu iyi oldu. Sağ olasın. Afiyet olsun. Siz de buyurun gelin.